Dostlar merhabalar. Kripto borsasında dikkat edilmesi gerekenler neler? TODEX'in kapanmasıyla gündemde üst sıralara çıkan kripto paralarda her şeye rağmen ilgi sürmeye devam ediyor. Her geçen gün çok sayıda kişi kripto paralara yatırım yapıyor. Peki kripto paralara yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli? Paranızın bir anda uçmaması için neler yapılmalı? Adı altında sizlere bir video hazırlamak istedim. Malumunuz arkadaşlar, borsayı mümkün mertebe biraz fazla parayla oynuyoruz ki daha iyi kazanabilmek için. Yani en kötü şartta da 3-5 binde oynuyoruz veya da yatırım yapıyoruz diyeyim. Şimdi yanlış anlaşılma olmasın. Şimdi arkadaşlar malumunuz bu kriptoda da artık kahveler kapalı ama yaşlı amcalar dahi işte Dogecoin ne olacak, işte ne bileyim BTT ne olacak, Holo ne olacak gibi artık muhabbetler bu oldu. Yani önceden nasılsın, iyi misin vardı. Şimdi Dogecoin nasıl gidiyor gibi muhabbetler dönmeye devam ediyor. Çevremizde de hiç ummadığımız kişilerin kripto parayla ilgisinin olduğunu öğrenmeye başladık. Yani çevremde ben öyle insanları görmeye daha çok başladım. Sizin de çevrenizde bu tarz kişiler vardır. Yani hiç ummadığınız adam dahi artık kripto parayla ilgilenir olmuş. Şimdi pandemiyle birlikte tüm dünyada hem hisse senedi hem de kripto para piyasasında ilgi arttı. Geçen yılın Mart ayında 1,2 milyon olan Türkiye'de hisse senedine yatırım yapan yerli yatırımcıların sayısı 2,7 milyona dayandı. Kripto paralara yatırım yapanların sayısı ile ilgili farklı rakamlar söyleniyor. Bazı tahminlere göre 2 milyon, bazı tahminlere göre de 3 milyon kişi kripto paraya da işlem yapıyor. Bana sorarsanız 4 milyon kişi bile yapıyor. Niye diyecek olursanız, borsaya işte haram diyenler, işte veya da ne bileyim borsa işte tehlikeli diyenler, ben oraya girmem diyenlerin her birisi kripto paraya yönelmiş durumda. Neden? Kripto para sizlere sınırsız bir kazanç ve sınırlı da bir kayıp sunuyor. Yani 5.000 lirayla kripto paraya girdiyseniz eğer o 5.000 lirayı kaybedebilirsiniz veya da o 5.000 lirayla 100.000 lira, 200.000 lira bile kazanabilirsiniz. Yani bir ev, bir araba parası bile kazanabilirsiniz. Neden diyecek olursanız sınırsız bir kazancı var. Gün içerisinde inanılmaz derecede hareketler yapıyor. İşte %200, %500, %1000 yapan hisse senetleri bile var. Ama borsada o şekilde bir hisse senedi yok. Neden diyecek olursanız borsada nedir? Ya %10 çıkar ya %10 düşer. Kripto paralarda bu şekilde bir muhabbet olduğu için vatandaşlar da o küçük paralarını riske edip büyük kazançlar elde etmeyi hayal ediyorlar. Malumunuz son zamanlarda Elon Musk bir şey diyor, işte bir köpek paylaşıyor. Millet Doge'ye yığılıyor. İşte Doge'ye 6 TL'lere 7 TL'lere çıkar diyor. Sonra bir bakıyorsun 4 TL. Yani bir gün içerisinde hem 6 TL'yi hem 4 TL'yi görebilecek durumda oluyor. Ve de bu baktığın zaman 4 TL'den toplayan vatandaşın 6 TL'den de çıktığını düşünürsek inanılmaz derecede bir kazanç elde ediyor. Bu borsada var mı? Yok. Yani borsada mümkün mertebe bu kazancı elde etmen için birkaç ay veya da birkaç yıl bile bekleme durumun oluyor. Peki bu borsada veya da kripto borsasında ne yapılması gerekiyor? Öncelikle arkadaşlar paramızı korumamız gerekiyor. Hiçbir yasal altyapısı olmayan bu piyasalara ilgi duyan ve yeni işlem yapacakların dikkat etmesi gereken önemli noktalar var. Öncelikle şunu belirtelim. Kripto paralara yatırımlardan öncelikle para kazanmak değil, paranızı korumak önemli. Yani ben 5.000 lira yatırdım. Ben bu 5.000 lirayı nasıl korurum diye düşünmemiz lazım. Şimdi ben bu 5.000 lirayla nerelere giderim, işte çok para kazanmam lazım gibi hırs yaparsanız kaybedersiniz. Yani kaba bir tabir olacak ama bilmem neresinden inatlaşan altına yapar derler ya. Onun gibi olmamak lazım. İnatlaşmamız lazım. Yani inatlaşırsak her türlü kaybederiz. Mümkün mertebe kazancı görüyorsak da azar azar ağırlık azaltmak iyidir. Bunu da neye göre söyleyeyim? Örnek verecek olursak 5.000 liralık bir malımızın olduğunu farz edersek, işte 1 TL'den aldığımızı farz edersek ne oldu? O anki hisse senedi 1 lira 30 kuruş oldu. İşte 5.000 liranın 2.000 lirasını çekmek mantıklı olur. Şayet hisse senedi yukarıya doğru gidiyorsa kazancımıza devam ederiz. O 3.000 lirayla, elimizde olan 3.000 lirayla kazancımıza devam ederiz. Ama düşüyorsa da almış olduğumuz o 2.000 lirayla da en azından atacak bir kurşunumuz olur. Yani alt taraftan toplama şansımız olur arkadaşlar. Tüm parayla girmek de mantıklı değildir. 5.000 liranız varsa veya da 4.000 liranız varsa işte 1.000 lirasını girersin.
Daha sonra bir baktın aşağı düştü, 1000 lira daha sokarsın, aşağı düştü 1000 lira daha derken bu şekilde paranızın hepsini de sokmayın derim. Kripto borsası çünkü Türkiye'de şu anlık yasal değil. Yani en azından ABD'de işte ne bileyim Avrupa ülkelerinde biraz daha yasal nedir? İşte Elon Musk diyor ki işte benim arabamı işte kripto ile alabilirsiniz diyor. Adam bu şekilde hisseyi istediği gibi çıkartabiliyor. Yani bir kişi hisseyi istediği yere götürebiliyor. Dünyanın en zenginlerinden birisi olduğu için de kendisi de inanılmaz derecede bizlerin üzerinden parayı kazanabiliyor. Peki bu piyasalarda malumunuz spek dönüyor. Yani bir anda uçmalar veya da bir anda taban yapmalar da olabiliyor. Onun için mümkün mertebe arkadaşlar paramızı koruyalım. Peki paramız saniyede uçabilir mi? Bana sorarsanız uçabilir. Yani bir baktınız hiç bilinmedik bir kripto aracı kurumuyla çalışıyorsanız son zamanda TODEX'te olduğu gibi bir bakmışsınız adam uçmuş gitmiş parayı da hesabına atmış ve sizler de elinizdeki lotlarla kalmış olabilirsiniz arkadaşlar. Onun için de mümkün mertebe herkesin oynadığı en azından aracı kurumlarla oynayın. Bunları da sizlere söylemiş olalım. Peki diyelim ki işlem yapacağımız borsanın güvenilirliğinden emin olunuz diyor. Peki işlem yapmaya başlarken sizi kendi hatalarınız nedeniyle mağdur edebilecek işlemler, mesela X kripto parasını aldınız. Bunu başka borsalardaki bir hesabınıza göndereceksiniz. Transfer işlemini yapacağınız ekranda göndereceğiniz hesap kodunu yanlış yazdınız veya farklı bir kripto paranın hesap numarasını yazdınız ve işlemi onayladınız. Paranız saniyeler içinde evrende bir boşta gidebilir ve onu geri almanız pek de mümkün olmayabilir. Yani kripto para borsasına yapacağınız transferlerin doğru hesaba yapılıp yapılmaması dikkat edilmesi gereken en önemli noktalardan bir tanesi. Bir vatandaşın milyonları kazandığını biliyoruz. Çok küçük bir parayla birkaç milyon kazanmış bir vatandaş var ve bu vatandaş şifresini unuttuğu için şu an o parayı alamıyor arkadaşlar. Bu şekilde de olabiliyor. Bilginiz olsun. Yani şifremize de mümkün mertebe dikkat edelim. Şu anda Bitcoin'de 53 bin dolar kritik seviyede. Bitcoin'de son dönemde 54 bin 300 dolar üzerinde kademeli yükselişin sürdüğünü söyleyen Bitçi.com araştırma müdürü Mehmet Çoban 11 Aralık'ta başlayan yükseliş tradisinin destek noktasını çalıştığını görüyor. 47.082 dolar seviyesindeki destek noktası son dönemde altına iki kez sarkarsa da çalıştı diyor. Kısa vadede 53.300 ve 54.995 seviyeleri destek noktaları olarak öne çıkıyormuş. Bitcoin'de 53.300 seviyesinin üzerinde kalındığı sürece yukarıdaki hareket devam edebilir diye de bir paylaşımda bulunmuşlar. Tabii bu bizim paylaşımımız değil arkadaşlar. Bu bitci.com'un paylaşımı ne kadar güvenilir onu da tabii bizler bilemeyiz. Peki kripto paraya yatırım yaparken nelere dikkat edilmeli? Öncelikle arkadaşlar güvenilir kripto borsasında işlem yapın. Yani aracı kurumunuzu düzgün seçin. İşte bilmem ne işte kripto, bilmem ne Bitcoin diye bir sürü saçma sapan Bitcoin şeyleri var. İşte mümkün mertebe bu işten anlayan işte bilgisayarla haşır neşir olan vatandaşlar bu şekilde saçma sapan şeyler açabiliyor ve daha sonrasında sırra kalem basabiliyor. Ben daha önceki videoda şunu söylemiştim. Kripto borsasında bir ikinci Tosuncuk vakası olabilir demiştim. Bunu malumunuz TODEX yaptı. İnşallah daha fazla da olmaz. Yani saçma sapan belki kripto şeyleri yapabilir ama büyük en azından elinde milyonlarca kişiyi barındıran veya da ülke çapına dağılmış kriptoların yapacağına çok fazla inanmıyorum. Neden? Şimdi örnek verecek olursak Paribu'yu kullanan nedir? Türkler. Genelde Türkler kullanıyor. Yabancılar çok fazla kullanmıyor. Şimdi Paribu'yu kullanan vatandaş veya da bunun yöneticisi 2 gün sonra kaçtığı zaman herhangi bir ülkede saklanabilir. Ama düşünsene şu an işte Bitcoin'in orijinal olarak işte BTT'dir. Ondan sonra Binance'dir. Mesela Binance çok büyük bir şirketlerden bir tanesi. Hani reklam amaçlı söylemiyorum bunu. Bütün ülkelerde kullanıcısı var. Şimdi vatandaşın düşünürsene Türk olduğunu
ve Binance'de ülkeler çapında kullanıldığını, Almanya'ya gitse Almanya'da bir vatandaş bunu kesinlikle yakalar. Veya da ABD'ye yakalsa bir şekilde bu vatandaş yakalanır. Yani kaçacak herhangi bir yer olmadığı için bu adamlar mümkün mertebe bu işlemi sürdürebilir diye düşünüyorum. En azından bu şekilde sağlam bir aracı kurum seçiniz. Kripto para borsası hesabınızı iki aşamalı güvenlik seçeneğinden en az bir tanesiyle koruyun. Farklı kripto para birimleri hakkında bilgi edinin. Riski azaltmak için farklı paralardan oluşan sepet oluşturun. Yani işte elinizde bildiğim için söylüyorum. Birkaç tane ben de takip ettiklerim var. İşte örnek verecek olursak Holo, BTT, Dogecoin, ondan sonra Giliz. Yani 4 tane şu an sizlere şey söylemiş olayım. Kripto para söylemiş olayım. Bunları arkadaşlar sepet yapın. İşte 4000 lira paranız varsa işte azar azar işte 1000 lira ondan, 1000 lira ondan, 1000 lira ondan işte 4000 liraya yayarsınız. Elinize de mümkün mertebe birazcık para kalsın. Yani illa da 1000 liralık alacağım diye bir şey yapmayın. Elinizde biraz para kalsın ki aşağı düşecek olursa en azından kademenize veya da maliyetinizi düşürmüş olun. Fiyata göre görece düşük olan ucuz demek değildir diyor. Yani şimdi bir hisseye baktık, işte örnek verecek olsak 6 kuruş. O hissenin belki de gidebileceği en yüksek fiyat odur. Yani 1 kuruşta da çıkmıştır, 6 kuruş olmuştur. Gidebilecek en büyük seviyesi odur. İlla da bu küçük şeylerden alacağız diye beklemeyin. Ha, uzun vade yaparsın o ayrı bir konu tabii. O da sizin görüşünüz olacak. Sert yükseliş veya düşüşlere ani kararlardan kaçının. Yani hisse senedi bir anda işte düşmeye başladı. Vay efendim benim elimdeki para da gidecek bilmem ne diyerekten o hisse senedini satarsınız ve daha sonrasında oradan bir tepki alır. Tepki aldıktan sonra yukarı çıkar. Ondan sonra da yukarı çıkacağı zaman tekrar alayım dersen elindeki parayı eritmiş olursun. Bunu yapma. Mümkün mertebe bu durumda ne yapacaksın? Ekran kapatmak en mantıklısı olur. Veya da stop loss kullanmak daha da mantıklı olabilir. En azından şunu yapın. İşte 5 kuruştan mal aldığını düşünün. O an 6 veya 7 kuruş olduğunu farz edersek eğer 6 kuruşta bir stop koyarsın. 6 kuruşa gelirse malı satar. 5 kuruşa tekrar düşerse de tekrardan malı toplarsın. Bu şekilde kazancınız daha da güzel olur arkadaşlar. Peki cüzdanın kendisi soğuk ama kripto para borsasında hacklenmesi gibi durumlarda paranız uçabilir. Bu tip risklere karşı soğuk cüzdanları tercih edebilirsiniz. Soğuk cüzdan Bitcoin ve altcoin depolamak için kullanılan çevrim dışı cüzdandır. Soğuk cüzdanlarda dijital cüzdan internete bağlı olmayan bir platformda saklanır. Böylece cüzdana etkisiz erişime, siber saldırılar ve internete bağlı sistemin duyarlı olduğu diğer güvenlik açıklarına karşı korur. Soğuk cüzdanlar kağıt veya donanım şeklinde olabilir. Donanım cüzdanlar açık ve gizli anahtar oluşturmak için rastgele sayı üreticileri kullanan fiziksel elektronik cihazlardır. Kağıt cüzdanlar ise üzerinde açık veya özel bir anahtardır. Burada da işte QR kodu şeklinde yer aldığı fiziksel bir belgedir arkadaşlar. Yani baktığınız zaman arkadaşlar çok güvenilir bir sistemi değil. Ama insanları cezbediyor. Niçin? 3 kuruşumuzu en azından iyi kötü belki kazanırsak umuduyla bizler de bağırıyoruz. Yani en azından hafta sonunu bu şekilde bunlarla ilgilenerek geçiriyoruz. Yani gönül ister ki borsa 24 saat açık olsun. 7-24 açık olsun. Böyle şeylere bulaşmayalım ama yapacak da bir şey yok. Bu şekilde bizler de vakit geçiriyoruz. Ama yüklü bir miktar giriyoruz mu? Hayır. 3-5 kuruş atıyoruz. Kazanırsak ne ala, kazanamazsak da yapacak bir şey yok diyoruz arkadaşlar. Allah'a emanet olunuz. Bol kazançlar diliyorum. Lütfen arkadaşlar dikkat edelim. Uçmuş kaçmış işte kriptolara girip de paramızı çarçur etmeyelim. Allah göstermesin. Ocak yıkacak sistemden bir tanesi. En azından borsada bir yıl bekletiyorsun ama kazanabiliyorsun. Yani bir yıl bekliyorsun, iki yıl bekliyorsun ama bir şekilde o şirket hareketini yapıyor, kazanıyorsun veya da ana paranı kurtarabiliyorsun. Bunda öyle şey olmayabilir. Bir anda adam bir Uruguay'a kaçar. Ondan sonra arkasından ağlar dururuz. Allah göstermesin diyelim. Lütfen dikkat edelim. Allah'a emanet olunuz. Bol kazançlar diliyorum.